keşfediliyor. O. Hayvanlar bu bitki yokladıktan sonra kafein maddesinden dolayı hiperaktifleşiyorlar. Bunu fark eden çoban bu bitkiyi çiğ şekilde kaynatarak tüketiyor. Böylelikle kahvenin keyfi başlamış oluyor. Bunlar farklı ülkelere ait çiğ çekirdekler. Torbalarda görürsünüz notaları birbirinden farklı. Sebebi kahvenin çevresinde yaşayan bitki örtüsünden kaynaklanır. 15. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getiriliyor kahve. Nohut ve burçak Osmanlı'da kıtlık dönemlerinde kahve bulamadıklarını nefis köreltmek amacıyla tercih ediyor. Türk kahvesi olgusu da tamamen kavurma tekniğinden ileri gelir. O zamanlar da Arap Yarımadası'nda çekirdekler çiğ olarak kaynatılır tüketilirmiş. Çekirdeği kavuran ilk toplum Osmanlı'dır. Kendine has kavurma ve öğütme usulü olduğu için zamanla Türk kahvesi adını veriyoruz. Bunlar kavurma tavaları, küçük ölçekli katlanır özellikteler, taşıması çok kolay, çok portatifse yağlar yanında tercih eder. Şurada da sabit halde büyük gruplar için tercih edilen bir örnek var yine kaz ocaklarında. Kahve kavrulduktan sonra ocaktan alsanız bile içten yanmaya devam eden bir ürün. Bu da kahvenin yanık olmasına sebep olur. Bunu önlemek amacıyla bir soğutma işlemi tercih ediyorlar. Bunların ismi soğudanlık. Kavurduktan sonra bu tavalara alınır. Materyalin ahşap olmasının sebebi ısıyı çok çabuk absorbe etmesi. O yanmanın olabildiğince önüne geçiyorlar. Daha sonra öğütülür. İlk olarak dibeklerde başlamışlar. El değirmenlerine geçiş olmuş. Dibeğin özelliği tek bir çekirdek tanesinin ortalama 45 bin parçaya bölünebilir olması. Diğer ölçülerde bu 3-4 bin parçadır. Bu da bir yine el değirmeni. Özel bir ismi var, gül değirmenidir. Orta ahşap kısmı gül ağacından yapıldığı için bu ismi alıyor. İkincisi Topkapı Sarayı'nda. Buradaki en nadir parçalarımızdan bir tanesi. 17. yüzyılın sonlarından. Bunlar da kahve saklama kutusu. Bu da fincan taşımak için kullanılır ama kutusuz olanlar için. Böyle iç içe üst üste geçer. Şöyle örnek göstereyim. Mesela kutudaki bir kutusuz fincan. Öndeki de fincan zarfı, kutsuz fincan zarfı ile beraber kullanılır. İkinci bir yıl kuşatmasında Osmanlı kahve torbalarını orada bırakmasıyla Avrupa'ya yayılmaya başlıyor kahve. Bunlar artık masa tipi el değirmenidir. Sağ üçlü Almanya, sol üçlü Fransa, beyaz olan Peugeot, arabadan önce ilk olarak değirmen üretimiyle başlıyorlar. Şundan ben de vardı bir zamanlar. 1800 yılı ortaları Prusya el boyama çok nadide fincanlarımızdan biri. Burası da 100-200 yıllık farklı ülkelere ait antika fincanlar. Sen çok özür dilerim, biliyorum. Bunlar da su iplikleri. Kahvenin yanındaki sular bu ipliklerden ikram edilir. Şöyle bir kültür var. Önemli, kişi misafirliğe gittiğinde ilk olarak kahve ikram ediliyor. Yanındaki suyu kahveden önce içerse kişi ev sahibine aç olduğunun ifadesini verirmiş. 19. yüzyıl tekerlekli cezve. Maraşlı Cemil Usta'nın yapmış olduğu el işçiliğidir. Kullanım amacı uzun sofralarda sürüklenerek kişinin önüne hizmet ve servis edilmesi. İkinci Abdülhamit döneminden kalma. Yıldız Porselen Fabrikası'ndan çıkma bir ürün. Zarfların üzerlerinde ve kutunun arkasında tuğrası mevcut. Bunlar sarayda kullanılmış ürünler. Bu da Meissen 1761-84 arası Alman yapımı. Kök boyadır, elde boyama çok kıymetli. Süleyman Yarışı bir pişirme mangalı. İçerisine köz bırakılır, kahveler bunda pişer. 20. yüzyıl, aynı motifle yapıldığı için Süleyman Yarışı adını veriyoruz. Kutudaki ikinci Mahmut döneminden kaldı.